Ramazan bu senin teyzen değil mi? He. Ne işi var onun burada? Ben de onu düşünüyorum. Ramazan nere? Teyzeme iki çift lafım var. Ona edip geleceğim. Bekle beni. Ramazan gitme. Bak başını belaya sokacaksın yine. Ramazan. Ramazan. Bak gitme diyorum. Gel buraya bak. Kafanı kıracaklar. Ramazan. Gel. Gelirken seni bir gören olmadı değil mi? Kimse görmedi, merak etme. Kemal, ne olacak böyle? Ben çok korkuyorum. Hep böyle saklanacak mıyız? Ramazan, dur! Ramazan, dur! Salak süvari, gitme, dur! Ya kaba, bir dur kardeşim ya. Ya gidemezsin, dur dedim. Ramazan bu. Kemal. Ya kaba, bir dur kardeşim, bir şey olmayacak, konuşacağım. Allah Allah. Ramazan. Senin ne işin var burada? Ben de aynısını sana soracaktım, biliyor musun? Asıl senin ne işin var burada Deze? Hava almaya gelmiştim biraz. Hem sana hesap mı vereceğim? Yok. Ne hesap vereceğim bana? Ama sen böyle uçsuz bucaksız yerlerde dolanman. Ondan diyorum. Ne vardı Ramazan, ne istiyorsun? Diyeceğimi dayıma eriştir istiyorum Deze. Ne diyecekmişsin? Hakkım olan hisseyi istiyorum Deze. Anamdan kalan toprakları istiyorum. Deze, vermezse mahkemeye gideceğim. Er ya da geç alacağım o toprakları. Ramazan, hadi gidelim. Dur kabak, dur. Eksik deme ha. Tas tamam eriştir söylediklerimi. Mahkemeye gidecekmiş de. Tamam. Bereketli olsun. Sağ olun. Al teyze. İki kilo tersene. İki kilo mu? Ben sana 4 kilo vereyim. Bak hem bunlar kalın kabuklu. Karına söylerse reçel yapar ha. İyi ver bakalım. Kadanını alayım. Elin kolun dert görmesin kızım. Allah gönderdi seni. Yoksa tek mil elimde kalacak. Tek başıma katı satamazdım. Zekai dur lütfen. Serap değil mi o? Nasıl olur? Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı. Çiftliğin hanımı. Olacak şey değil. Oluyor işte. Hayat.
Güllü çiftlikten ayrıldı. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Mahalleye döndü. Gidecek başka yeri mi var ki? Babasının evine döndü yani. Yok. Bir arkadaşında kalıyor. Babasının evine dönemezdi. Neler yaparlardı kim bilir. Gebe haline bile aldırmadan her türlü kötülüğü yapar o insafsızlar. Yoksa ona acıyor musun? Hakkında her şeyi biliyorsun Kemal. Ne yaptığı neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Gülünün gidişi seni umutlandırdı herhalde. Ha? Hala onu unutamamışsın. Kemal, eğer böyleyse beni oyalama. Bir kez daha kırılmak istemiyorum. Buna dayanamam. Halide. Sakin ol. Hala onu seviyor musun? Unutamadın mı? Söylesene Kemal. Halide. Çok ciddiyim. Hala aklın ondaysa bu son görüşmemiz olsun. Gitme. Hadi oğlum, güzelce dağıt şu çayları. Evet. Biz de lambaları ısıtak. Hop. Bundan kelli. Ajans dinlerken içilecek çayların adedi 2'den 3'e çıkartılmıştır. Duyduk duymadık demeyin. Ayıp ediyorsun Reşit. Senin bu yaptığın vicdansızlık. Olur mu böyle şey? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Allah Allah. Olur mu böyle şey? Dinleyin, 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 dinleyin. Kimsenin kafasından aşağıya çay akıtmıyoruz. Her müessesenin kendine göre kuralları vardır. Şicik, bu kuralları beğenmeyenleri dışarı alalım. Hiç burada boşuna kalabalık etmesin. İç, iç can mı dayanır buna? Akşam yattım, ne gözüme uyku giriyor, ne midemin ağrısı diniyor. Sayın abi, sen de bir dene iç, 3 dene parası öde. İstersen hiç içme. Sen yeter ki bana parasını öde. Anladık derdini. Ajans kaçıyor. Aç artık radyonun sesini. Açalım, açalım. Sizler de paraları hazır edin ha. Kaçmak yok, ona göre. Tamam mı? Adam Menderes yeni kabineyi kurdu. Buna göre Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Zühtü Veli Beşe ve Nihat Eğriboz ikinci Adnan Menderes kabinesinde yer alamadı.